Evet, şimdi de ne yapalım? Basit faiz örneği yapalım. Yine soru için üzerinde bir proje dedik. Ve name kısmına sample 10 diyelim. Sample 10. Okay dedik. Static void main arasına geldik. Burada bir açıklama yazalım. İşte 10.000 TL 3 yıllık 0.08 faiz oranı ile kaç TL faiz getirir? Bunu bir yapalım. Double ana para dedik. Eşittir 10.000. Yine double faiz oranı dedik. Faiz oranı eşittir 0.08 dedik. Yine double yıl dedik. Bunu da 3'e atarız. İşte basit faiz oranı ANT, yani faiz tutarı, basit faiz tutarı diye yine basit faiz tutarı diye bir değişken daha tanımlayalım. Burada basit faiz tutarı eşittir ne olacaktır? Ana para çarpı faiz oranı çarpı yıl. Bunu da bir ne yapalım? Ekrana yazdıralım. Basit faiz tutarı diyelim. Artı basit faiz tutarı. Evet. Sonra bir konsol replay'de ekleyelim. Bunu bir kaydedip bunu çalıştıralım. Solution üzerinde set startup project dedik. İşte buradan bir sample onu seçtik. Tamam dedik. Start düğmesiyle bir çalıştıralım. Basit faiz tutarı 2400 TL olacaktır. Burada yazdığımız kodları yine bir ne yapacak? İşte Java'da da yazacağız. Burada double faiz oranını double aldık. 0.08 yüze dönmeyince gerek kalmıyor. Burada yazdığım ifadeleri bir seçip Ctrl+C hariç Ctrl+D ile bir kopyalayalım. İşte Spring'e geldik. Package üzerinde sağ tuş ne class dedik. İşte sample 10 diyelim. Public static void menü seçmeyi unutmayalım. Sample 10 dedik ve finish dedik. Şimdi buraya bir ne yapıyoruz? Ctrl+V ile yapıştırıyoruz. Burada sistem of printlm ifadesini bir kopyalayıp burada console write line kelimesini değiştirelim. Şimdi kaydedip tekrar çalıştırıp Java'da da yine aynı sonucu ne yapabiliriz?